San Marino teknik direktörünün bile büyük bir umutla geleceğe baktığı yerde biz de umutluyuz. Erdoğan Ergenekon, Mehmet Ayhan'la birlikteyiz. Ben daha uçağa binmeden Hamid Altıntop'la Şenol Güneş arasındaki kavganın haberleri gelmişti. Yine gördük ki taktik disiplin tutkuyu her zaman yener. İrfan Can 8 numarada oynarsa fark yaratan bir oyuncu oluyor. Ben senden hiç duymadıysam 774 defa duydum. Konuşuyoruz. Ve Türkiye'de bunu sadece spor yazarı olmaya gerek yok. Herkes anlatıyor. İlk süreçte Gordon'a yapılan eleştirilerle Kuntz'a yapılan eleştirileri çok benzetiyorum. Soruyorum. Stefan Kuntz, Gordon Min olabilir mi? Eğer Valencia oynarsa Fenerbahçe beraberlik kısmını bozmaya bir tık daha yakın olan taraf olur. Fenerbahçe daha önde görünüyor diyebilirsiniz ama bence Beşiktaş'ın da çok gelişen bir fizik yapısı ve bir oyunu var. Çatır çatır maç olacak ama çarşamba öğlenden pazar 20.30'u benim zekam almaz. İtalya milli takımda yarı final var. Ballon d'Or var. Umarım bu paraları öder bu arada yani Galatasaray. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ana gruplarına kalabilecek. Tamam ne işte. Diyorsun oğlum sen? İşte bonus abi işte. Ne bonus? Kalırsa verecek, kalmazsa vermeyecek. Yıldızlı semalardaki Haşmet'in çok güzel bir şey olduğuna inanırım. Benim abi. Gönlüm de sarhoştur abi yıldızların altında. Hoş geldiniz. Savunma arkasında sizlerle birlikteyiz. Üzgünüz aslında ama mutsuz ve umutsuz değiliz. Çünkü umut her zaman var. San Marino teknik direktörünün bile büyük bir umutla geleceğe baktığı yerde biz de umutluyuz. Erdoğan Ergenekon, Mehmet Ayhan'la birlikteyiz. Milli takımla başlayacağız. Milli takım konuşacağız. Problem ne? Problem var mı? Teşhisleri yapmaya çalışacağız. Çözümler nedir? Onları konuşacağız elbette aynı zamanda. Neden büyük maçları kazanamıyoruz? Stefan Kuntz yeterli mi, yetersiz mi, doğru isim mi, değil mi, bunları tartışacağız. Maçtaydın Mehmet abi dün. Hırvatistan maçındaydın. Sen de maçtaydın. Ben de maçtaydım. Bence ekrandan başlayalım. Ekrandan mı? Starttan başlayalım. Starttan başlayalım. Starttan başlayalım. O zaman sen yayıncı kuruluştan başlayalım. Peki başlayalım. O zaman ben başlayayım. Peki. Hem Ermenistan hem Hırvatistan maçında olan biri var. Yani. Öyle başlayayım o zaman. Ermenistan'da ekran başındaydın. İki maçın asla aynı olmayacağını düşünüyordum zaten ama Ermenistan maçında yapılan büyük hatalar vardı teknik anlamda bana göre. Ve bu hatalardan ders çıkartıldı. Çok büyük oranda ders çıkartıldı. Ve inadından vazgeçen bir Stefan Kuntz vardı. Ve doğru da analiz yaptığını düşünüyordum ki genel itibariyle Hırvatistan maçının başlangıcında bunu gördüm. Özellikle orta sahada Hırvatistan'ın en güçlü yanı ne? Brozovic, Modric ve Kovacic'in olduğu üçlü orta saha. Çok net Hakan, Salih, Orkun bu üçlü orta saha iyi çalışmışlar bence. İyi analiz etmişler. Hatta değişmeleri zaman zaman 6-8'ler hep değişiyor sürekli olarak. Sağ, sol, 8'ler, 6'lar hep değişti. Ama sürekli olarak mesela Modric Salih'in göz hapsindeydi. Ve bana göre ilk yarıda da Modric'e istediği topları kolay kolay aldırmadı. Kesin. Ama 20. dakikaya kadar Livakovic bence öne çıktı. Kerem'in pozisyonu, Cengiz'in pozisyonu atmamız gerekiyor diye en azından bir tanesini atsak acaba durum farklı olur muydu diye kendi kendime sormuyor değilim. Lakin Hırvatistan cephesine baktığımda çok kolay ve temel basit bir analiz yapmışlar. Milli takımımızın en ciddi anlamdaki zayıf noktalarından bir tanesi olan isimlerden bağımsız söylüyorum bunu. Mevki ve oyun itibariyle söylüyorum. Soldaki Ferdi ve Kerem'in olduğu yer savunma anlamında inanılmaz zayıf. İnanılmaz zayıf. Ve Stanišić sürekli olarak defalarca çok belli çalışılmış durumda kendisini hep unutturdu, hep uyuttu milli takımımızı ve oradan da hep atakları yaptılar. Maçı da kazandılar. Bence sorun nerede? Sorun şurada. Teknik ekipte sorun. Tek başına direkt Stefan Kuntz demiyorum. Ama genel itibariyle bence milli takımlar için yeterli bir teknik ekibimizin olduğunu düşünmüyorum. Karşı tarafa bakıyorum. Karşı tarafta 2017'den beri takım başında olan Dalic'in ekibinde Mandžukić var, Olić var, Çorluka var. Yandan Vida var. Vida da artık oraya. Aynen öyle. Nerede kadar da oraya olsa bile. Yok oraya geliyor o da hazırlanıyor belli yani. Bir yandan onu görünce şu da üzüyor beni. Neden bizim bırakan yıldız oyuncularımız ki onlardan daha da yıldız değiller. Neden onlar böyle bir görevle başlamayı uygun görmüyorlar kendilerine de ben direkt olarak tepeden başlayayım. Ben direkt Süper Lig'de iyi bir takımla başlayayım. Üstelik pro lisansım yokken bile ben bunu neden yapayım diye yanaşmaya çalışıyorlar. O da bir yandan üzüyor beni. Yani çok net teknik heyet arasındaki farklar. Tabii ki oyuncu alışkanlığı, oyun kalitesi ama teknik heyetler arasındaki farklar bence belirleyici unsurlardan bir tanesi. Doğru soru. Peki velev ki beni şu anda zımne diyor eskilerin deyimle. Zımnen söylediğin Arda, Selçuk, bence evet. Burak hala. Peki bu biraz sonra benim yapacağım analizin içinde yer alan geçen hafta Erbol'le konuştuk. Old school meselesi var ya. Old school kafalar girmek istediği zaman Hamid Altıntop izin verecek mi? Çünkü mikrofonlarımızı sen oradaydın galiba seni bilmiyorum. 20 Haziran 2021 gününe götürüyoruz. 20 Haziran 2021 günü
Türkiye İsviçre maçında 3-1 İrfancan'ın golüyle kaybettiğimiz akşamdan önce ben federasyon davetlisi, bu arada burayı da alın istiyorsanız federasyon davetiyle gittim şeye. Hani şey gibi bir kafa var ya, federasyon davet ederse eleştiremezse kafası var ya. Yani o kafa var, o yüzden federasyon davetiyle gittiğim Türkiye İsviçre maçında Bakü'de ben daha uçağa binmeden Hamid Altıntop'la Şenol Güneş arasındaki kavganın haberleri gelmişti. Kavga derken evet. Neredeyse aslında yani ne oluyoruz'a kadar varan. Çünkü çok net biliyorduk ki bizim de kaldığımız otelde Hamid Altıntop Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonu kalıyordu. Şenol Hoca takımı başka bir otele götürmüş ve Hamid'i otele sokmuyordu. Bunu hepimiz biliyorsun. Sen daha iyi biliyorsun. Evet. Arkadaşlar bu arada benim anlattıklarımın çok daha fazlası Veli'de var ama kendisi bir TRT mensubu olsun. Her Batur da doğal olarak anlatamaz arkadaşlarımız. Onları da eleştirmek için değil. Sadece bilgi vermek için söyledim. Onlar da benden daha çokları vardır ama görevleri gereği. Bizim de görevimiz gereği anlatamadığımız şeyler var. Siz benden daha çok biliyorsunuz bunları. Hani var ya Demir Kola Fatih Hoca'nın. Sen biliyorsun Mehmet var ya. Evet. Aynı muhabbet. Dolayısıyla 20 Haziran 2021 gününde bir ihtilal oldu mağlubiyet sonrasında. O ihtilal neticesinde tıpkı Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'nın başa geçtiği gibi Hamid Altıntop başa geçti. Şimdi Hamid Altıntop başa geçince Erdal Uş'un harika bir sözü var. Şey var ya. Kunzade. Yok be. Çevirdim. Aa. Kafam durdu. Neydi acaba? Piccadilly. Söyle bana. Neydi o ya? Anladım. Tahte ya. Yani aa kafam durdu. Dönme dolap. Evet. Dönme dolap. Piccadilly nereden çıktı bu arada? Uydurdum. Piccadilly'ci ben de Londra'da söylüyorum. Uydurdum. Tamam uydurdum. Dönme dolap var ya. O dönme dolapta şimdi tepede gurbetçiler ve Hamid Altıntop ordusu var. Şimdi o zaman da Veli'nin haklı sorduğu sorunun bu tarafında diyelim Arda Burak Selçuk milli takım organizasyonunda yer almak istiyorlar. Hamid sokar mı onları? Ya illa bir güç savaşı mı olması gerekiyor bir öyle yerde? Öyle oluyor çünkü. Çünkü niye Hamid Altıntop geldi? Hamid sen yap dendi Hamid'e. Çünkü bu Şenol Güneş kafasıyla, old school kafayla yapılmıyor. Sen yap dendi. Hamid'e de yap deyince Kuntus'u getirir. Çok basit. Yani Kuntus'u getirmese o jenerasyondan başka bir hocayı getirecek Hamid Altıntop. Çünkü dünyaya öyle bakıyor. Ben bunu eleştirmiyorum. Bu tespit, bu yemek yeme tercihi, bu hayat yaşam biçim tercihi. Dolayısıyla o sözünü ettiğin Arda'dır, Selçuk'tur. Burak'a da katalım ona futbolun sonlarında. O tip insanların Kuntus'un altında çalışması söz konusu edilemez. Biraz sonra biraz işin arka tarafına, perdesine, magazinine, Erivan'ına, Bursa'daki oteline falan dönersek oralarda da bu izler var. İşte hani diyoruz ya aslında. Ya bizde şöyle bir şey var, hatta karşı çıkanlar da var. Bilmiyorum, belki sen de karşı çıkarsın. Hani bu takıma abi lazım. Hani abi kavramı mı olur kardeşim, Avrupa'da yok diyorsun ya mesela. Hı-hı. Genelde gerçek. Ama gerçek doğru mu? Bence olması lazım. O abiden bahsettiğim oyuncu değil sadece. Türkiye'nin en büyük şifrelerinden biri şudur. Ülkemiz doğrularla gerçekler arasındaki farktır. Doğru. Katılıyorum. Güzel. Dolayısıyla ben saha içerisindeki o abilerin varlığı, Emre Belezoğlu'nun az önceki organizasyonu kasabiliriz. Kesinlikle. Saha içindeki abilerin varlığından değil. Saha dışında az sonra konuşacağımız belki oruç krizinde falan topa girecek. Hop baba ne oluyor diyecek. Oyunculara, adamlara ihtiyacımız olabilir ama o da Hamid Altıntop'un dönme dolabının en tepesindeki organizasyonda bulunduğu için şu anda biliyoruz. Yerliler aşağıda, gurbetçi de yukarıda. Orada da bu mümkün değil. Doğru model, şöyle pas atayım. Fatih Terim'in Euro 2016'da yaptığı aslında, geçici süreyle yaptığı, devamlı olmadı. Çünkü güzel bir ortam olmadı orada. Nahoş bir ortam olduğu için oradaki o sürecin içinde olan insanlar devam etmek istemediler. Soğudular dolayısıyla. Abilere abi geldi bir de, tümerler geldi. Aynen onu kastıyor. Aslında doğrusu oydu. Tıpkı bugün Hırvatistan'daki gibi. Mandžukić, Çorluka, Olić'in olduğu gibi. Görüyorum, gözlemliyorum. Doğru. Antrenmanları da görüyorum. Çok güzel diyalogları, çok güzel ilişkileri var. Yanlış yapmaya doğru yeltendiklerinde uyaracak onları hem hocaları hem abileri var. Doğru model buydu Fatih Terim döneminde ki Fatih Terim'i hatırlayalım. Hep başarılı olduğumuz dönemlerde güçlü bir ekip vardı. Hep güçlü bir ekip vardı. Yardımcı hocalar güçlüydü, iyiydi. Saha içinden gelen ve futbolcu anlayabilecek insanlardı. Euro 2008'de de böyleydi. Ve yıldız. Kesinlikle öyle, yıldız. Valla dün maçtan önce Arda Turan da TRT Spor'a konuk oldu. Hani bizim tutkumuz ve yoğunluğumuz daha fazla evimizde dedi. Onlar da iyi bir taktik disiplin takımı dedi. Hı. Yine gördük ki taktik disiplin tutkuyu ve yoğunluğu her zaman yener. Ya anlık olarak bazen evet değişebilir ama genel geçer vadede önemli olan taktik disiplindir. Evet, gerçekler ve doğrular ayrıdır ama bu doğruların senin gerçeğin olması gerektiğini de değiştirmemeli. Yani uluslararası normları kendi lokaline yedirmen lazım. Yoksa kendi sınırların içindeki kavgalarında
bir girdap içinde kaybolmaya mahkumsun. Evet, geçiş sürecinde belli parçalarla bunu global olarak sürdürürsün ama sonradan global hareket etmen gerekiyor. Dönelim diğer tarafa. Bu aralar Gordon Milne'i düşünüyorum. Öyle hep söylüyorum ya, zebraları düşünüyorum gibi değil. Gerçekten Gordon Milne'i düşünüyorum çünkü Bora İşyar'ın Gordon Milne kitabını okuyorum. Beni etkileyen bazı başlıklar var. Nedir? Galiba bugün ya da dün doğum günüydü ustanın. Bugün. Bugün değil mi? Ya, bugün. Bugün doğum günü. Nasıl bir hafıza, nasıl bir tarih. Bravo, tebrik ederim. Ben de okumuştum. Bugün dün söyleyince aklıma geldi. Doğum günü kutlu olsun Gordon Milne'in de. Türk futbol tarihinin en önemli figürlerinden biridir herhalde. Tamam. Tartışılmaz. Futbolda çok da büyük futbolcu adam ha. Ya öyle. Öyle böyle futbolcu da değil ya. İngiltere'nin de çok önemli figürlerinden biri. 62'de kadroda. Hatta sakatlanmasa Dünya Kupası kazanacak yani. Ya kadroda ya, o takımın tabii temel parçalarından. Aynen öyle. Şimdi bence buradan manşeti de şöyle verebiliriz. Hiç bakılmayan bir yerden o yüzden baktım. İki gündür izliyorum bazı eleştirileri. İlk geldiği zamanlar, ilk süreçte Gordon'a yapılan eleştirilerle konusa yapılan eleştirileri çok benzetiyorum. Soruyorum. Stefan Kuntz, Gordon Milne olabilir mi? Olamaz. Cevabı vermeden önce beklemek lazım. Önce bir soruyu tekrar soruyorum. Stefan Kuntz, Gordon Milne olabilir mi? Soru. Kemal Sunal ölmeseydi bugün bu kadar sevilir miydi? Sevilirdi. Bence sevilirdi. Sevilirdi. Soru. Türkiye'ye bugünkü manasında dünyaya Twitter 1988 yılında gelmiş olsaydı Gordon Milne ve Süleyman Sebe olur muydu? Olamazdı. Olamazdı, evet. O zaman bravo. Stefan Kuntz, Gordon Milne olamaz. Şimdi bunu neden sordum? Bir orası bana harika açalım. Bir şey, Hakan Çalhanoğlu'nun Kerem'e attığı top gibi harika bir sol ayak içi Kerem'e top. Güzel top. Güzel paslaşma oldu. Ben sevdim de çünkü o zamanki ilk geldiği yorumlara da açılan pankart da var. Şimdi İnönü'de kendimize göre go home Gordon diye pankart da var. Bazı manşetleri o zaman gazetecilik yapanlar var hala, yapmayanlar var. O zaman atılan manşetlerde bakıyorsun, işte bu İngiliz futbolu bilmiyor, stajyer hoca, bizim normlarımızla bu işi yapamaz. Çok benzer şeyler gördüm, o yüzden. Metini kesti bir de. Metini kesti, büyük olay ya. Ya bu arada tabii metini kesişini de çok güzel anlatıyor hikayenin içinde. Ama metini sonra geliştirdi. O da ayrı. Kader maçı, Adanaspor maçı 10-0. Şifo ile Metin'in kontrat görüşmeleri süresinde, zamanında işte nasıl olacak, nasıl bitecek diye sorduğunda gazeteciler, önce Kadir'le Ulvi'nin sözleşmesi bizim için önemli diyor. Askerlerine çok değer veriyor. Bak bunu her teknik adam yapamaz yani. İki tane büyük yıldız var. Direkt orayı söylüyor. Neyse, tabii ki İngiltere'de önemli başarılar kazanmış. Buna rağmen geriye alınmış bazı alt kategori takımlarda. Gordon Milne teknik direktörlük olarak, sonra yöneticilik. Belki bu kadar çok Kuntz gibi direkt A bölüme geçmemiş. Ama yine de benzerlikler var. Tabii burada asıl yaptığı işte şey mesela. O söyle, efsane ormanı çalıştırdığı. Belgrad. Belgrad ormanına götürüşü, orada takımı fizik kondisyonu yükleyişi, daha uluslararası normlara getirişi falan filan, takım oluşturma durumu. Sadece o gözleminizi merak ediyorum. Çünkü daha sonra taktik disiplin A planı oluyor Beşiktaş'ın. Her yerde baskı yapan, takım oyunu oynayan, pas yaparak çıkan Beşiktaş. İlerideki üçlüyü çok iyi kuran Beşiktaş. Gerektiğinde Metin'in serbest oynadığı Beşiktaş. Bütün bu eleştirilerin benzeri zamanında var. Sadece Kuntz'ta bu potansiyel olabilir mi? Bence bir buna da yaklaşım göstermemiz lazım. Çünkü go home Gordon, şu an go home Stefan oldu. Acaba Çağlar'ın, Meri'nin kendi takımında oynamadığı gerçeğini göz önüne alırsak, Ferdi'nin kendi pozisyonu olmadığı göz önüne alırsak, aynı zamanda çok iyi bir, dünyanın en iyi birkaç takımından birine karşı oynadığımızı ve ilk bölümde gerçekten bir ışıltı, bir umut gördüğümüzü göz önüne alırsak, bu kadar keskin saldırmak Stefan'a doğru mu? Bence bunu bir masaya yatıralım derim buradaki benzetmeden dolayı. Ama tabii verdiğin örneğe saygı duyuyorum, katılıyorum. Fakat aradan geçen 32-33 sene var. Çok değişti şartlar, bugünün ortamı, bugünün futbolcuları aynı futbolcular değil.
Yani Mehmet abinin söylediği gibi aynı zamanda bir sosyal medya gerçeği de var. Yönetilmesi gerektiğini düşündüğüm benim. Bir de futbolcuların yönetimi de eskisi kadar kolay değil. O dönem futbolcular daha çabuk yönetilebilir ve daha uyum sağlayabilir insanlardı. Yıldız olsalar bile. Yıldız olsalar bile böyleydi bence. Bir Sinan abi değilmiş bu arada Sinan Engin'e selamlar. O dönem. Bugün sanki o daha zor ve o Gordon Bin o dönemki yaklaşımıyla işte Stefan Kuntz'un bu dönemki yaklaşımı aynı değil gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ben Stefan Kuntz'un, Erbatur'un dediği kadar bir Gordon Bin çapında bir hoca olduğunu düşünmüyorum. Ama bugün de o istifa konusunda katılanlardan değilim. Çünkü biz dün akşam bayağı bayağı top oynadık. İlk 20 dakika, ikinci yarının sonlarında doğru. Hatta ikinci gole kadar. Ha, biz oynadık. Rakip ne yaptı? Rakip 2-0'ı bulduktan sonra atçılık deyimiyle ele aldı. Atçılık deyimiyle tutarsan ele alırsın atı. Ele aldı. Eğer 3 gol daha atması gerekiyorsa atardı. Ancak bu bizim yaptığımız doğruları, mesela ilk 20 dakika belki canlı izleyince Veli de ben de senden farklı düşünebiliriz. Ya ben ilk 20 dakika bir Salih'le Orkun aynı seyrettim. Şeyi düşünüyoruz ya. Allah kahretsin. Oğlum etmez, Pirana etmez. Gibisiniz lan. Dan. Hakan biraz geride kaldı ya. Tabii. Ya bütün o ön alan baskısını ve Modric dahil olmak üzere rakibi çıkartmamayı, çocuklar Pirana gibiydi ya. Hatta bir tane gol pozisyonu öyledi ya. Salih'in ayağından şeye geldi. Cengiz'e geldi. Cengiz evet. Çok kötü vurdu falan. Pirana gibiydi çocuklar yani. Çok iyiydi. Hakan daha gerideydi falan. Yani bence Türk milli takımının oynamış olduğu dün akşamki futbolu go home Stefan Kuntz diye kimse yaftalamamalı. Bence iyi oynadık. Çok net bir cümle söyleyeyim. Biz Ermenistan galibiyetindeki futbolu hiçbir şekilde burada oynamadığımız için 2-0 mağlup olduk. Eğer Ermenistan kadar oynasaydık, Ermenistan maçında oynasaydık bu olurdu. Şu olurdu yani. Abi bizim çok acil bir sol bek bulmamız gerekiyor ülke olarak. Çok acilen bulmamız gerekiyor. Nasıl olacaksa bilmiyorum da bulmamız lazım. Çünkü Ferdi'ye yazık oluyor. Katılıyorum. Ferdi'ye çok yazık oluyor abi. Yani çocuğu bek de zannediyoruz. Bek de zannetmiyoruz. Bek de zannediyoruz. Ya şu an Türkiye'nin en iyi sağ beki bu arada Ferdi. Ben de onu söyleyeyim. Yani Ferdi ya sağ bekte kullan. Yani orijinal bek. Bir sol bek bulalım. Gönül isterdi ki Rıdvan Glasgow Rangers'ta oynuyor olsun. Böyle dinamizm artmış olsun. Tempos artmış olsun ama o durumda yok. Bilgi vereyim Rıdvan Bey'e. Söyle Rıdvan. Bilgi vereyim. Rıdvan'ı arkadaşlar bu bilgi şey değil. Yorum değil. Rıdvan'ı yeni kadro. Rıdvan milli takımdan ayrılıp Glasgow'a gittikten sonra. Yani evet. Demek ki Ağustos'tan bu yana 2-3 kişi arıyor. O da eski işte kondisyonerlerden, fizyolardan falan filan. Yani üst düzeyden Rıdvan'a bir oğlum ne ayaksın, neredesin, ne örüyorsun, ne işliyorsun diyor Rıdvan'a. Bilgi yani. Çünkü yani geçen gün Ergin... Çağlar olan muamele Rıdvan'a olmadı diyorsun yani. Ergin geçen gün neden? Anlattı, bilmem. Ben sorayım ya, merak ettim. Niye Rıdvan'ı yani federasyon... Yani milli takım, ya da... federasyon, milli takım yöneticileri bakın bu bilgi... Ama vardır mutlaka arayan ya. Yok mudur? Ya var yani aşağıdan çocuklar, iki, o da 2-3 kere. Aşağıdan fizyoterapistler işte şeyler falan arıyormuş işte. Bu da şu demek oluyor. Geniş havuzdan çıkarılmış anlamına geliyor bu. Hmm. Diğer bir ifadeyle. Ya bunu ben bunu bu kadar ne söylemem. Çünkü konu da TVNet'te pazar akşamı Ergin sordu. Ben de canlı yayında Rıdvan'ın yakın çevresiyle konuştum. Mesaj da oradan çıktı. Bilgi yani. Bir de şunu ekleyeyim çok özür dilerim. Bu milli takımdan bence bazı doneler de Fenerbahçe çıkartmalı, kendini almalı. Hangi anlamda? Ferdi ne olursa olsun sol bekte denemeyin. Bir. İki. Denemiyorlar zaten. Mecbur kalıyor. Dönem mecbur kalıyor mu? Yani ya da bir ikinci opsiyon olarak direkt görüyorlar. O da ayrı bir konu mesela yani. O da ayrı bir şey. İki. İrfan Can da buradan kendine bir şey çıkartsın. 8 numara. İrfan git 8 oyna. İrfan 8 oyna bak. Yani İrfan Can 8 numarada fark yaratan bir oyuncuydu. Ve 8 numaradaki transferi dolayısıyla, performans dolayısıyla transfer döneminde kapışıldı, olaylar çıktı falan böyle. İrfan Can 8 numarada oynarsa fark yaratan bir oyuncu oluyor. Biz Fransa'yı İrfan Can'ın 8 oynamasıyla yendik. Yani milli takım döneminde başarılı olduğumuz İrfan Can Kahveci 8 numaraydı bizde. Ya yani Kanada gittiğinde var orada oynayan çok oyuncu. Senin fark yaratacağın özelliklerin itibariyle pozisyon 8 numara. Hocanla konuş 8'e gel. Bu arada dünkü maçla ilgili bir gözlemim. Sen de biraz değindin aslında. Ben maç başlar başlaması fark ettim. Hani daha önce Ten Hag'dan bu örneği vermiştik. Freddy De Jong'un başına verdim demişti. Bayağı Salih Modric'in başına verilmişti maçın başında. Kesinlikle. Çok net gördüm yani. Net göz hapsinde sürekli böyle. Sürekli. Yani o arayı, bütün arenalarını kapatmış durumdaydı. Kesinlikle. Ve ben hocanın bazı dokunuşlarını o yüzden biraz bardak dolu taraftan görüyorum. Ya bir şey 20 dakikalık bir oyun var ve boş tarafı bakılacak bir oyun değil dün akşamki. Evet. Ben dün akşam maça başlamadan evvel şunu görüyorum.
Girecek Hırvatistan, Dandun tıpkı Fransa'nın Hollanda'yı teslim aldığı gibi ilk yarı 2-3 tane atacak ki ilk tane attılar. İkinci yarıda farkı 5-6'ya çıkaracak. Hatta vehmediyoruz ya. Tribünlerde de büyük bir ihtimalle bu Pasolik meselesi, özellikle Bursalılar gelmesin ve Pasolik'ten dolayı çok gürültü olmasın Ahmet bahanesiyle falan da. O yüzden de Pasolik garantilendi, Pasolik zorunlu kıldı. Dolayısıyla Bursalılar da gelmesin, herkes istifa diye bağırmasın diye düşünmüştüm maçın. Ama bir 20 dakika oynadık abi. Oynadık yani. Niye oynadık, hayır mı diyeceksin? Ama diye. Oraya da, bak orası da şu. Abi benim hakikaten çok sıkıldığım ve yorulduğum bazı başlıklar var. Abi bak bunu literatürümüzden de asıl kendi beynimizin, psikolojimizin içine sinen kısmından da silmemiz lazım. Bu seviyelerde bu golleri atamazsan, hakikaten atamıyoruz. E bu seviyelerde bu pozisyonları kalende görürsen. Kalede Liyakatoviç var ama. İşte güzel, çok önemli işte, bravo. Liyakatoviç diye bir kaleci var abi. İşte kaleci farkı. Yani çok basit. Sen yıllar boyu Rüştü'yle, Volkan'la, yani Rüştü'yle sen bayağı idare ettin. Önemli yerleri idare ettin. Volkan'la idare ettin. Karşıda da Liyakatoviç var abi. Genel anlamda Liyakatoviç değil mi? Liyakatoviç. Kesinlikle. Yani öyle... Zaten Liyakatoviç'in olmadığı yerde o senin dediğin, ben tepe, ya senin dediğin tepeden geleyimcilik oluyor. Ama Liyakatoviç olduğu zaman sistemle geliyorsun. Fenerbahçe'nin bir başka çıkartacağı. Liyakatoviç olunca bir de iyi koruyorsun bulunduğun yere. Liyakatoviç çünkü liyakat gerektiriyor. Kaleci olunca nasıl fark ediyor? Dalic bile dedi ki maçtan sonra ilk 20-25 dakika biz hatalar da yaptık, pozisyonlar da verdik ama kalecimiz iyi çıkarttı dedi. Yere düşebilirdik dedi Dalic dün. Zaten uzun topa döndüler zaten ve pozisyon bulmaya başladılar. Aynen öyle. Yani sonrasında orta sahada çok net Stanišić, Kerem ve Ferdi eşleşmesinden çok net oradan çözdüler maçı. Çok net yani. Ki hocanın Dalic'in açıklamaları da bence çok önemliydi dün ya. Dün yaptığı, bir maçtan önceki gün yaptığı. Bir de dün yaptığı iki açıklama da belki Orhunlar koyar. Ben Kayseri maçı öncesi şunları söylemiştim. Pazartesi akşam biz sevgili Erket Ümer'le beraber şeydeydik. Kasımpaşa Antalya maçındaydık. Gelecek hafta Antalya'yla oynayacak Kayseri Spor Teknikleri sevgili Çağdaş Atan Hoca'yı gördüm. Hocam bir şey soracağım dedim. İlk yarı, özellikle ilk yarı, ikinci yarı demiyorum. Çok Ferdi üzerinden oynadınız ve Fenerbahçe'yi zor durumda bıraktınız dedim. Evet dedi. Orada gerek Carlos Mane, zaman zaman Cardozo, bazen Karimi, hatta çıktığı zaman Karol. Orada biz Ferdi'nin daha az gelişkin savunma özelliklerinden yararlanıp Fenerbahçe'yi oradan yüklenmek istedik. Taktikti bu dedi. Güzel bilgi. Tamam. Şimdi bu Ferdi kötü oyuncu anlamında değil. Ama Ferdi'nin ilk yarıda Fenerbahçe adına savunmada verdiği gedikleri görmezsek o 12'nin yanına 30 koyamayız. Bak, işin özü şu. Çok basit. Ferdi gibi uluslararası bir yeteneğimizi sağ bek sol bek olarak çocuğu tırnak içinde çürütüyoruz. Nereden geldi? Sen geçen hafta söylemiştin. Net Nijmegen'de. 6 bile oynadığını sen söylemiştin. 6 bile. 6 değil ama 8-10 oynadı. Ve bu çocuğun ben bek olayım, ne olur sağ bek sol bek olayım diye bir derdi de. Pere de yaptı onu. Tabii. İsmail Hoca devam ettirdi belli bir yere kadar. Ve bu çocuğu az önce VTR'de de gördüğümüz üzere bu çocuk kardeşimiz Çağdaş Hoca gibi yerelde çok kıymetli bir hoca tarafından, ne bileyim bir belki Gebzespor hocası tarafından bile çözülebilecek bir defansif zaafı var. Sen de oturup 3 maç Ferdi'nin ne olduğunu, 2 Fenerbahçe maçı seyredersen bu çocuğun beklikle o manada yüksek derecede bir ilgisi olmadığını görürsün. Oynuyor mu oynuyor. Harika mı harika mı dediğiniz gibi. Sağ bek oynar bu çocuk. Sol beke koyduğun zaman Nanay da fişko. Hatta golden bir pozisyon öncesinde gelen bir uzun topta aynı hatayı bir daha yaptı. Çevre kontrolünü yapmadan kafayla direkt olarak karşılayıp rakibe verdi topu mesela. Bu çünkü neden? İkinci yarıda bir tane yaptı. Adam bek özellikleri yok daha henüz. Yavaş yavaş yani. Gelişecek ama buna bir zaman var. Gerek var mı? Özellikleri gelişmiş belli noktaları var. Onları da kullan yani. Mesela Arda girsinden de Hakan'ın yerine 6 numara pozisyonu Arda'yı asla düşünmem. Hakan'ın yerine belki sol beke Eren Elmalı çekilip merkez orta sahaya Ferdi katkısıyla beraber maç kesilirken başka bir yere gidebilirdin. Arda girsin şöyle yedi. Benim için sağ bek artık Ferdi. Şöyle düşündüler hani Orkun Sari önde Arda gibi olsun diye düşündüler. 4-2-3-1 gibi düşündüler. Bu arada Arda Güler de son zamanlar Arda'yı çok üzgün görüyorum. Sürekli olarak üzgün görüyorum. Daha yakın görüyorsun dedi mi? Abi, evet, yüz ifadesi, umutsuzluğu beni hakikaten çok üzüyor. Ya. Neden? Görmek istemiyorum. Üzülüyorum. Arda'yı mutlu görmek istiyorum. Hani neden de, öyle sence? Ben oynamadığı için olduğunu düşünüyorum. Milli takımdan bahsetmiyorum sadece. Genel Fenerbahçe'de oynamıyor. Genel itibariyle oynatılmıyor. Milli takımda da oynamıyor. Oynatılmıyor. Yani ama oynamak istiyor çocuk. Ve oynadığında hepimiz görüyoruz bir şeyleri yapabileceğini. Yaptığını da gördük bugüne kadar oynadığında. Ya üzülüyor bence. Üzülmesini de istemiyorum. Hakikaten çok üzülüyorum onun üzülmesini. Ya bir de üzerine artık
iş biraz fazla baskıya dönmeye de başladı. İşte onu yönetmek hem, lazım. Nasıl hem hocalara hem Arda'ya yani. Baskıya dönmeye başladı. Eskilerin deyimiyle bunun tebarruz ettiği, bariz olarak ortaya geldiği pozisyonu hatırlıyor musunuz? Veli belki çalışıyordu, görmeyebilir. Sen ekrandan rahat görmüşsün. Top kaybettiği pozisyonu. Son düdük. Yo, ben şeyde içeride dedim, görmedim. Yani kızdı, hakeme koştu. Hakemin büyük yanlışı sebebiyle. Orada atak kesildi. Atak kesildikten sonra televizyon hakemi kesiyor. Ben de basın tribünden görüyorum. İlk koşan Arda oldu. Hatta Çağlar falan oğlum ne yapıyorsun? Gördüm. Şimdi bak. Şimdi mikrofonlarımızı Oruç'a çevirelim mi? Çevir abi. Tamam. Yani teknik konular bitirse. Tamam. Geçmeden bir şey söyleyeceğim. Dalic'in açıklamaları çok değerliydi dedim. Burada Arda konusu gelince bağlamak istedim. Hani Dalic'e maçtan önce sordular ya. Eskisi gibi genç Hırvat yıldızlar göremiyoruz. Yine Bondriç'ler oynuyor. Aynı isimler oynuyor. Yeni gençler gelecek mi? Diye soruldu. Bence bütün bu hafta sonunun en önemli sorusu ve cevabıydı. Dedi ki biz 3,5 milyon, siz 80 milyon nüfusunuz. Sadece Bursa'nın nüfusu 3,5 milyon. Bizim için oyuncu çıkarmak daha zor. Dünyada 3. olduk. Şimdi kendinize bu soruyu sorun. Dedi. Dur. Durdum. Buyur. Hayır, sadece şunu da. Bunu Evreka deyip sahiplenen herkese itiraz ediyorum. Bunu ben senden Evreka'da hiç duymadıysam... biliyoruz zaten. Ha, ben senden hiç duymadıysam 774 defa, senden hiç duymadıysam 773 defa duydum. Ve Türkiye'de bunu sadece spor yazarı olmaya gerek yok. Herkes anlatıyor, söylüyor. Evet. Ama bunun üzerine vay adam bizim suratımıza çarptı falan. Hayır, herkes söylüyor bunu. Sokaktaki adam da söylüyor. Ya bizde alışık, bizde böyle bir şey var ya, basın toplantısında beklemiyorlar böyle keskin cevaplar. O yüzden duyunca biraz daha etkili oldu. Ama iyi oldu. Bazen böyle bir netleştirmek lazım. Çünkü bir daha söylüyorum. Hayatta nitelik nicelikten önemlidir. Ne kadar kalabalık olduğun önemli değil. Onu ne kadar nitelikli hale getirdiğin önemlidir. Şimdi diğer tarafa dönelim. Umarım Arda sezon sonu Avrupa'ya gider. Niye? İyi bir paraya. Umarım Fenerbahçe'de iyi para kazandırarak gider. Burada olmayacak diyorsun. Burada ben bu ülkede oyuncu gelişiminin özellikle bu ligde istenilen seviyede asla olamayacağını düşünüyorum. Mental olarak rahat kalamayacak diyorsun. Hem mental hem de fizik. Bir kere hep konuşuyoruz ya seninle. Bu kadar faullü, bu kadar durdurulan, her topa düdük çalınan, bu kadar mental baskının olduğu, sürekli toplantıların olduğu, sürekli açıklamaların olduğu bir yerde saf berrak tutmak bir madeni çok kolay olmayabiliyor. Ve onun parlamasına alan üretemeyebiliyorsun. Bu sebeptendir ki bence umarım Arda sezon sonu gider. Mehmet abiye istediği konuyla ilgili pası atarken şunu da ekleyeyim. Bizim kadromuz yetersiz falan değil. Çok da iyi bir kadromuz var. Kesin. Feyenoord lider, Feyenoord'un lideri, kaptanı Orkun var. Çeyrek finale kalmış Şampiyonlar Ligi'nde İtalya Ligi ikincisi Inter'in oyun aklı Hakan Çalhanoğlu var. Evet. Dortmund Almanya Ligi lideri, Dortmund'un orta sahası Salih Özcan var. Roma'nın sağ beki Zeki var. Seni Atletico'da izleyeceğimiz Çağlar var. Atalanta'nın stoperi Merih var. Fenerbahçe'den Ferdi, Galatasaray'dan Kerem, La Liga'nın ikinci sıradaki golcüsü Enes Ünal var ve Marsilya Fransa Ligi'nin ikincisi olan takımın da sağ kanadı var. Bizim kadromuz gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Hırvat'la... Türk dünyanın şu andaki yaşındaki en iyi 5 oyuncusundan biri de bizde. Ve Hırvatistan'la Türkiye kadrosunun karmasını yapalım. Hani 4'e 7, 5'e 6 falan çıkar öyle söyleyeyim ya. Katılıyorum. Yani. Evet abi buyur. Şimdi... oruç meselesi... Bizim erkek şey diyor abi, sen diyor futbol siyasetini çok seviyorsun diyor. Seviyorsun. Ama seviyorum yani. Bu hayır değil. Haberciliği de var. Habercilik orada seviyorsun. Ama seviyorsun. Şey güzel yani orada bir ama siyaseten... Ama habercilik sende kalıyor genelde bazen. Siyaseten yer almak niyetinde değil. Kendimize saklamayalım haberleri Mehmet Bey lütfen. Ben kendimi hiç saklamıyorum. Saklarsın abi sen. Neyi saklıyorum ya? Buzdolabını. Haber biliyorsunuz konserve haber diye bazen konulur. Ona hakikaten habercilikte konserve ama onu denir. Ayağa düşürürsek konverse haber olur. Ayağı düşürmeyelim. Ama konverse haber bez biliyorsun yani. Su geçirir. Ama işte bez bebek yapalım o zaman. Aa o da bez güzel. Bez bebek güzel film değil midir? Güzel. Şarkı da güzel. Bez bebek güzeldir. Pilli bebek var. Ede elleri kolları kınalı bebek var. Bir de bizim İstanbul'da bebek var. Orada da dondurma güzel yenir. Kahve içelim. Bir de 3-5 tur atarsak iyi olur. Of ne oluyor abi ya. Ama en güzeli sen sevdiğimdin, bebeğimdin, neden ayrıldık diyen Burak Kut. Burak Kut değil mi? Kutlayalım Burak Kut'u. Burada da keselim. Kat. Artık yani Burak kat. Kat. Şimdi arkadaşlar bakın mübarek gündeyiz. Oruç tutan tutar, tutma atmaz, kimseye de ilgilenmez. Onun hesabını Allah'a verir. Ancak
az önce hani sözünü ettiğimiz o tırnak içinde alıp old school dediğimiz eski tip oyuncu modeli var ya, bu olayı kriz olmadan, daha benim cep telefonuma mesajlar falan gelmeden çoktan çözerdi. Bu olayın ne olduğunu kimse bilmiyor şu an bu arada, hangi olay? Bence herkes biliyor. Ha, bilmiyor. Peki, bilmiyor. O zaman anlatalım. Aralarında Abdülkadir Ömür'le görünen ama daha sonrasında işte Kerem'in de bulunduğu, Mehmetcan'ın da bulunduğu, Barış'ın da bulunduğu, Orkun'un da bulunduğu, oruç tutmak isteyen ve maç günü oruç tutmak isteyen oyuncuların kadroda yer alamayacağı yönündeki iddialar ve Kerem'in aslında 11'de olduğu, dolayısıyla Cenk'in bu nedenle ilk 11'e girdiği yönünde iddialar neticesinde ben şunu gördüm. Daha doğrusu şunu bilebiliyorum. Hani az önce söyledik ya, Arda, Burak, Selçuk, Emre tipi oyuncular var dedik ya. O oyunculardan sevgili Veli Yiğit'in sözüne etmiş olduğu gibi en başta bir ya da iki tanesi orada olsa o abiler müessesesiyle o iş ne dışarı çıkardı ne kriz haline gelirdi. Kesinlikle. Bak, tamamen uyduruyorum. Şu anda bir de oyuncu olduğu için rahat rahat da söylerim. Burak Yılmaz değilim o kampta. Ve bilgi olarak söylüyorum, 19-22'de Ramazan'ın birinci günü galiba, çarşamba günüydü. Erivan'da diyorsun. Erivan'da Abdülkadir yemek almaya gidiyor çocuk. Vermiyorlar. Çünkü 19.30 yemek diye. Vermeyen kim? Vermeyen milli takımın disiplin organizasyonu. Diyor ki 19.30'a yemek diyor. Bu böyle. Şimdi diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Arkadaşlar bunu herkes biliyor. Buralarda var. Yani buralarda sadece bende olmayan mesajlar da var. Ha, sızar bu arada. 50 kişinin içinde onlar sızar. Aa, bu böyle oldu, bu böyle oldu falan. İkinci güne geldik. Burak olsa ne yapar biliyor musun? Aşçı Erbo, gel buraya. Bu çocuklar dün akşam yemek yemedi. Orucunu açamadı vaktinde. Orucunu çünkü vaktinde açmak da bir sevaptır yani. 10 dakika daha bekleyeyim, daha yüksek sevap almıyorsun. Erbatur, gel buraya. Takımın aşçısı. Yarın 5 çocuk var orada. O 5 kardeşimize zeytin, kurma, çorba, ana yemek, pilav, tatlı, ayran ya da şerbet. O sofra 5 kişiye orada kurulmazsa senin canını yakarım. Bunu diyecek adam Hakan Çalhanoğlu değil. Hakan'ı kötülemek istemiyorum. Çocuk böyle bir kültürden gelmemiş. Eğer Burak Yılmaz orada olsa, Arda, Selçuk gibi adam, ha bizim çocuklar, bizim az önce söylediğin arkadaşlar. Ya bunu bir yönetici de yapamaz mı yani, demek ki? Kim? Tek, bak, teknik kim? Ekiple yönetici. Milli takım idare direktörü kimdir? Bir dakika, bir dinle. Milli takımla, oyuncularla, teknik ekip arasında idari menajerlik görevi yapacak bir isim getirilse de bu işleri yapar. Can abi gibi. Vardı işte, onu söyledi. Can Çobanoğlu gibi. Şükrihaneler gibi. Yani bir takım yapılanması şu anda yok işte. Yani bu ufak dokunuşlarla da çözülebilecek şeyler. Aynen öyle. Burak bugün o konuyu hallederdi. Hallederdi. Çok basit. Yani Burak Yılmaz diyelim oradaki adam. Yani Can Çobanoğlu, Şükrü Hanedar, hatta Fahri abiye kadar in, yani Fahri abinin protokol görevi vardı. Buralarda bu insan bunu handle ederdi. Hakan Çalhanoğlu kendisine bu yönde gelen talebi Kums'a yarım saatte, bir saatte anlatamıyor. Çünkü Hakan'ın dünyasında, hafsalasında böyle bir şey yok ki abi. Hakan bilmez ki. Hakan der ki, ha 19.30 yemek, 13, tamam ben de tutuyorum ama 8 dakika bekle. Hakan öyle bakar dünyaya, çünkü Hakan öyle yetişti. Hamid Altıntop bunları daha iyi organize etmesi lazım. O nedenle... Ya bu sorun bile olacak bir şey değil, doğru bir yönetim, bir kişiyle oradaki arada... Bayağı bir sorun oldu ama. İşte olmaması gerekiyor, onu söylemeye çalışıyorum. Yani teravih namazı meselesi sorun oldu. Oyunculardan ismini vermeyin, bazıları çantasını toplamaya yeltendi İstanbul'dan. Aman oğlum manyak mısın, orası milli takım dendi. Şeyde, Bursa'da otelde suratlar yapıldı falan. Bu arada konudan bağımsız söylüyorum. Genel itibariyle herhangi bir takımda... bu konudan tamamen bağımsız ama hani iç huzuru bozan oyuncu varsa eğer, hani böyle çok atarlı giderli davranan oyuncu varsa, mümkünse oyuncu kadro dışı kalması lazım bence. Atarlı giderli davranıyorlarsa eğer birazcık oyuncular bu anlamda. Çünkü burada saygı duyuyorum, bu başka bir şey. Hı hı. Ama konu hassas, dönem hassas, Türkiye hassas. Evet, aynı. Doğru. Hayatın her alanında böyle bölünmüyor muyuz abi? Bunlar hepimiz muzdarip değil miyiz? Her alanında hayatın. Peki geçelim mi şeye, derbiye? Sadece bir şey söyleyecektim. Tamam. Abi, şimdi bazı başlıklar gördüm. Bir iki notum vardı. Mesela Enes'le Kerem'in, işte Orkun'la İsmail'in böyle anlaşamadığı bazı yerler gördüm. Hı-hı. Bunu tamamen ligsel, takımsal ve sistemsel ayrılıklara bağladım. Doğru. İzlerken. Çok net belli oldu. Bir de ne olursa olsun, bak ben Enes'in o formayı sonuna kadar hak ettiğini düşünüyorum. O ayrı. Ama gerçekten büyük futbolcu alışkanlığı diye bir şey var. Büyük takım alışkanlığı gibi.
Cenk Tosun'un oyuna girdikten sonra ortaya koyduğu ağırlık, bize neden Cenk'in rekor bir bonservisle İngiltere'ye gittiğini ve neden o potansiyeli içinde taşıdığını bir kez daha gösterdi. Büyük golcü olmak biraz başka bir şey. Enes çok iyi bir santrafor ama Cenk büyük golcü. Dün Cenk 80 dakika kenarda kalamaz. Peki. Olmaz. O zaman son bir soruyla bu konuyu kapatalım. Cumartesi günü öğlen sen yoktun yayında, İbrahim Kırıkayak, Levent abi, Tarık konuşuyorlar. Evet. Levent abi işte deneyin başka bir şey. Sana başka bir yerden baktırıyor. Levent abi dedi ki, Levent Özçelik. Acaba dedi, Hetafe'nin oyun anlayışı ve küme düşme yarışında olan bir takım olması mıdır Cenk'i bu kadar öne çıkartan? Bizim başta Ermenistan maçı olmak üzere Enes'i düzeltti. O mudur acaba? Kesinlikle. Yani Levent abi deneyim işte. Yani mesela benim öldürsen aklıma gelmez o. Yani o kümede kalma uğraşındaki bir takımın oyuncusu olmakla sözünü ettiğin Cenk gibi, geçmişte doğru. Burak gibi oyuncu olmak bambaşka. Çok farklı. Çok bu arada Levent abi dünya tarihinin en klas adamlarından biri çok olabilir. Çok klas, çok selam çok. Buradan gelsin. Benim için en kıymetli özelliklerinden biri Levent abinin şudur. Çok iyi biliyorum. Özel televizyonların çıktığı dönemde gazetelerde haber olmuş. Sonra Levent abiyle tanışma şansına eriştim ben. Korkunç teklifler geldi. Maddi anlamda çok güçlü. Ve haklı olarak kabul eden pek çok meslektaşımız, abimiz oldu. Ben olsam ben de kabul ederdim. Gitmedi abi TRT'de. Çok enteresandı. Gitmedi. Ben buralıyım dedi ve kaldı. Bilgi birikimi, kültürü. Çok özel. Entelektüelitesi. Hani muazzam. Levent abi başka bir adamdır. Çok yani. çok. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Şimdi hangi takım öyle çıkıyor? Elbette senden başlayayım. Sana göre hangi takım öne çıkıyor burada? Tabi burada kritik konulara bir tanesi de Ener Valencia konusu. Tabii. Ama oynayacak gibi diyor Senat Ok. Oynamaya daha yakın diyor. Oynarsa'yı ayrı konuş, oynamazsa'yı ayrı konuşabilirsin. Ama sence bu derbide kim öne çıkıyor, neden? Ya vallahi bu sefer çok zor bir soru bu. Yani tabii ki Fenerbahçe daha önde görünüyor diyebilirsiniz ama bence Beşiktaş'ın da çok gelişen bir fizik yapısı, bu çok değerli ve bir oyunu var. Kaldı ki Cesus Hoca'nın büyük maçlar reaksiyonuna dair soru işaretlerimiz olabiliyor. Şenol Hoca'nın da büyük maçlara karşı iyi planlar yapan bir teknik adam olduğunu biliyoruz. Ya ben biraz dengeli bir maç görüyorum Veli. Öyle bir başlangıç yapalım yoruma da. Karşılıklı iki tarafında gol bulacağı ama beraberliğe doğru giderse şaşırmayacağım bir derbi bu. Şöyle, Cezal'ın tamamen artık forma girmiş olması, fiziksel olarak gelen haberler o yönde, kendini tamamen bulmuş olması, bu çok önemli Beşiktaş adına. Aboubakar kendini tamamen buldu. Ben Beşiktaş'ın da kesin olarak gol veya goller bulacağını düşünüyorum bu maçta. Fenerbahçe'nin de aynı şekilde. Karşılıklı gol konusunda katılıyorum. %100. Ama Ener Valencia burada bence belirleyici faktör olacak. Ener Valencia oynarsa Fenerbahçe beraberlik kısmını bozmaya bir tık daha yakın olan taraf olur. Ama Ener Valencia oynamazsa Beşiktaş'ı daha şanslı görürüm. Çünkü zaten maç şu an yok elinde. Joshuaki bir var bir yok. Onu olsa da yok. O yüzden João Pedro tam olarak hala o hazır görüntüyü vermedi hazırlık maçı dahil olmak üzere Zenit'e karşı. O yüzden Ener Valencia çok belirleyici güç oluyor bu şartlar altında özellikle. João Pedro'yu söylüyordum size. Katılmıyordunuz bana ilk günden beri, söylüyorum. Bilmiyorum, sakatlık dönüşü hala bakalım. Ben hala beğendiğim bir oyuncu olduğunu söylüyorum. Ama Gezal ve Aboubakar sen faktörü... Sen Civata demiyorum. Ama yani buraya transfer edildiğinde João Pedro'ya dünya yıldızı gibi yaklaşıyor. João Pedro niye transfer edildi? Dur bitireyim şunu, oradan git. Konuyu çetrefillendirme lütfen. Çetrefillendirebildiklerimizden misiniz? Şimdi şeyi söyleyecektim sadece. João Pedro'nun ben standartın üzerinde bir hücum oyuncusu olduğunu ama konuşulduğu kadar ön tarafı etkileyecek bir isim olmadığını düşünüyordum. Hala da öyle düşünüyorum. Bunun sakatlıkla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Ha şimdi tabii çıkar iki gol atar. O ayrı, bunu söyledikten sonra muhtemelen hep öyle olur. Ama genel anlamda böyle düşünüyorum. Yine de ben sürpriz isimlerin bu maçı etkileyebileceğini düşünüyorum. Maxim gibi. Gezal, Aboubakar faktörü dolayısıyla Beşiktaş'ın ben kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Gol veya goller bulacağını düşünüyorum. Beraberlik kime yarar? Cumartesi akşamına bakmak lazım. Galatasaray Denizli Spor'u yendi mi? Yenmedi ama ne olsa olsun yarar yani. O maç çok etkiler. Demir Spor Galatasaray'ı yenerse ertesi güne bambaşka bir güne uyanırız. Galatasaray Demir Spor'u yenerse yine bambaşka bir güne uyanırız. Galatasaray gol yeme konusunda son derece cömert bir takım yani. Atma konusunda da öyle. Sen cömert bir insan mısındır Mehmet abi? Evet. Hangi anlamda? Her anlamda. Patronluk olarak?
Patronluk olarak cömert de değilim, ötesiyim patron tabii olarak. Doğru. Tabii ki. Çok kişisel yaşantımda ki sana da yaptığım cömertlikler vardır. Abi senin varoluşun yeter. Kaç ya. Dal? Kaç dal? Ben saydım 97 dal şu ana kadar. 97 dalda Oscar verdim sana yani. Allah razı olsun. Evet doğru hakikaten. Ama bunlar... sen de bana 44 dalda Oscar verdin. Çok daldayız. Abi daldan dala atlamadı. Dallar yani. Bastı kiraz demeyelim. Bir sürü geldi aklıma da yani. Hiç girmedim biliyor dal musun? Dal konusu sıkıntılı diyorsun. Çarşamba öğlenden pazar 20.30'u öngörebilmem benim gibi futbol fakiri bir adam için son derece zor. Ama dediklerinize katılıyorum. Ener Valencia varsa başka bir dünya olur. Ben Beşiktaş'ın bu tip konularda, derbilerde durumu ne olursa olsun. Geçtiğimiz günlerde ki hafta sonu yayınlanacak Ali Naibi ile konuştum. Ali Naibi'nin hayatta unutamadığı iki tane maç var. Beşiktaş taraftarı olarak. Bir 4-3, bir 4-3. Hı-hı. Bir Trabzon. Ki bence Beşiktaş'ın yani herhalde son 10 yıldaki en ikonik maçı olabilir mi? Atiba'nın kafayla attı. Tabii. Bir de Fenerbahçe 4. Gerçi orada Pankum. Şey yok. Ali Naibi yani çok etkin değil. Kulüpte ama etkin değil ama Fenerbahçe 4-3 maçı. Tabii. O nedenle Beşiktaş'ın ben deplasmanda Fenerbahçe'nin taraftarına ve oyununa ezileceğini düşünmüyorum. Çat aşat bir maç olacak. %100 katılıyorum. Bol gollü bir mücadele olacak. Abubakar son bıraktığı Şükrü Saracoğlu stadındaki performansını yakalayabilir. Abubakar iyi yerde bıraktı. 3-2'li maç mıydı o? Evet evet. 3-2 değil mi o maç? 3-2 miydi? 3-1 miydi? O 4 oldu galiba değil mi? 4-3'lük maçtan bahsediyor. 4-3 4 doğru. O Abubakar'ın havada asılı kalıp uzak direğe kafayı böyle zınk diye vurduğu pozisyonu hiç unutmuyorum. Evet. Çok güzel bir goldü o. Ve Beşiktaş oralarda oyunda yoktu biliyorsun. Biraz düşmüştü yani. Oyunu böyle force etmiyordu. Çok güzel ortaya zınk diye vurdu. Raşit Gezal dönerse olur mu bilmiyorum. Çünkü abi ne olur mu? Zor. Çünkü yani bir sakatlıktan yeni çıktı. İki sakatlık eşiği yüksek. Üç iç saha değil. Dört çok kıymetli bir oyuncu olmasına rağmen öyle büyükçe hemen dönüyorum istikrarı. Ne kadar olur bilemiyorum. Çatır çatır maç olacak ama çarşamba öğlenden pazar 20.30'u benim zekam almaz. Bu arada 4-3 derken acaba Ali Naibi bu en son Sergen Hoca döneminde 4-3 maçı. Onun kastetti değil mi? Ama esas birinci 4-3'lük maç Trabzon maçı abi. Hayır bir de dişe 4-3 var ya. Öbürüne gittim. Son 10 seneden. Ha, tamam. O, ben de ona gittim. Şimdi onu fark ettim yani. Beşiktaş'ın demek ki 3 tane bir Galatasaray 4-3'ü var mı? Ki o maç işte bak. Var Galatasaray 4-3'ü de var Beşiktaş'ın. Var mı? Beşiktaş'ın 4-3'lük maçları. 91-92'nin finali 4-3 değil mi? 4-3. 91-92 finali. Şimdi burada bir de yine kırmızı kart görmüştü zaten 2-1 iken Larin. Ondan sonra Necip Fırat Aydınus'u yönetiyordu değil mi maçı? Tabii Fırat Aydınus. İlk penaltı değil mi işte? Tugay Kanumanoğlu'nun maçı. Mı? Tugay Kanumanoğlu vardı. Öyle hatta mi? Tugay Kanumanoğlu ha, şey, nerede çalışıyor hikayesi? Bütün maçlar birbirine girdi şu an. Tugay Kanumanoğlu'nun ilk derbisiydi hatta. Tamam. O çok konuşulmuş. Ha, sen penaltı deyince Fırat'ın bir eline... O geldi benim aklıma. Benim de aklıma o geldi. Beşiktaş'ın 4-3, 91-92 vardır. Efsane maçtır o. 91-92 sezonunda Galatasaray Beşiktaş'ın önünde Beşiktaş'ın 4-3 kazanıp şampiyonluğu 3. defa aldığı maçtır. Yani şunu mu diyoruz? Ener Valencia belirleyici faktör. Doğru mu? Öyle diyorsun. Yine bekleyelim abi. Şimdi biz çarşamba öğlen çekiyoruz arkadaşlar. Cumartesi bir şey olur. Bunlar erimesin yani. Gene bir nefes alalım. Yani şu an için düşüncemiz. Şu an için. An itibariyle. Ya peki. Mesela neydi ya? O zaman Fenerbahçe'nin teknik direktörünü söyler misin? Söylerim. Zamanında. Zamanı söylersen söylerim. Kaç senesi? Josef Wengdorf'tan tutayım. İlk sene şampiyonluğunda. Paul Chernay. Yok daha uzun isimli. Yabancı. Veselovic mi? Veselovic bravo. Todor Veselovic. Evet. 5. O bir Beşiktaş derbisi var. Tam da o bölümüne geldim. Kitabın güzel denk geldi. Ya Fenerbahçe Beşiktaş. Okuyor bana verir misin? Tabii ki. Okuyabilir miyim? Tabii ki. Türkçe mi İngilizce mi? Türkçe. Ha o zaman okurum. İngilizce sokamam. Okusam da anlamam. Hayır şöyle bir durum var. Bu arada çok güzel. Ya İngiltere bölümü de çok güzel işlenmiş. Biliyor musun orada yaptıkları ve ne kadar saygı duyulduğu. Ha, çok önemli oyuncu yani hakikaten. 89-90 sezonundan bahsediyoruz. Şimdi oraya döndüğümde Veselovic şey diyor. Yani, farklı kazanacağız diyor. Mesela farklı kazanacağız diyor. 5 atıyor Beşiktaş mesela. Çünkü Gordon Milne'in yaklaşımı da şu. Ya bizim için önemli olan 3 puan. Oyuncuların üzerine ekstra baskı yüklemeye gerek yok. Çünkü o Veselinovic için Aykut Kocaman'ın direkt bir sohbette söylediği bunu tamamen futbol anlamında söylüyor. Yanlış anlamayın. Kumarbaz adam diyor. Galatasaray 3-0'dan 4-3 maçın devrarsa bize dedi ki en az 4 atacaksınız. En az 4. Çünkü o biliyor. 42. dakikada Cevat Prekazi'nin Mirsad Darkarka yaptığı ki Röveşata'nın futbol üzerine yarattığı psikolojik ki Veselinovic de çok büyük bir oyuncu bu arada. O da çok büyük bir oyuncu. Evet. Veselinovic
88-89 sezonunun Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasından Galatasaray stadında bildiği için 5 atarız diyor. 5. Ve yani kumarbazlığı o var yani futbol anlamında söylüyorum. Erden Timur'un Zaniloğlu transferiyle ilgili açıklamalarını da geçelim. Çok konuşuldu. Hani 15 milyon avroydu, 30 milyon avroydu kısmı ve Erden Timur açıkladı. 15 milyon avro bonservis, 5 yıl vadeli ama bonuslarımız var dedi. Bu bonuslar da hani efsane bonuslar. Kolay gerçekleşebilecek bonuslar olmamakla birlikte diyor. İnşallah öder ya bonusları. Gerçekleşirse de zaten biz diyor çokça kar etmiş olacağız. O yüzden o paraya ödenir. Ya belli. Hani ve bu elde edeceğimiz başarılar da uluslararası anlamda Zaniolo da varsa bunun bir parçasıysa zaten biz gönülden veririz bunu demeye getiriyor ki bence bu anlaşma uluslararası anlamda büyük düşünen bütün kulüpleri örnek olması gerektiğini düşündüğü bir anlaşmadır. Ya Veli %100 oldum. Umarım öder o bonusları Galatasaray. Yarı final, çeyrek finali kalırsa Şampiyonlar Ligi'nde. Son 16 var. Yarı final var. Yarı final var. Şampiyon olursa var. UEFA Avrupa Ligi'nde. Yarı final var orada. Yarı final var. Final de var. Evet. Yani umarım İtalya milli takımıyla final var. Var. Şampiyonluk var. İtalya milli takımıyla yarı final var. Ballon d'Or var. Ballon d'Or var. Umarım bu paraları öder bu arada yani Galatasaray. Doğru. Ya bu paraları öderse çünkü zaten kasasına bir 200 milyon euro gibi para girmiş oluyor. Ayrıca Avrupa'da tekrar kupa kazanma noktalarına gelmiş oluyorsun. Bu vizyonlu bir yaklaşım bu. Şimdi ben anlamadım yani bu vizyonu tebrik ediyorum ben. Totalde bonuslarla birlikte 30 milyon euroya yaklaşan bir ücreti duyunca ister istemez bir ön yargıyla tüyleri diken diken olan Mehmet Ayan'a pas atıyorum ben. Sen akşam bir programı izlemedim çünkü maçtaydım. Şu an söyledik. 30 abi. Abiciğim o işin temizi güzeli. Karşılığı 100. Ha? Karşılığı 100 ama Şampiyonlar Ligi yarı final diyor, final diyor. Ha bak öyle. Diyor ki son 16'ya kalırsa bak. 1 milyon avro. Ne diyorsun? Çeyrek finali kalırsa 1 milyon avro. Ne diyorsun oğlum sen? Bonus diyorum abi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ana gruplarına, ana tabloya kalabilecek. Tamam işte. Ne diyorsun oğlum sen? İşte bonus abi işte. Ne bonusu? Kalırsa verecek, kalmazsa vermeyecek abi. Arkadaşlar bakın. Abi biriksin bonusu var. Bu tam öyle ya. Biriksin vardı bir ara. Kalmadı o reklam şimdi. Biriksin. Seni seviyorum bonus. Acaba yeni sponsor mu? Hayırlısı. Peki neyle bu? Mandolinle mi çaldın şu an? Mandolinle benziyor. Biraz, mandolin gibi oldu. Bitiriyor muyuz? Yok, arkadaşlar bu işin temizliği Galatasaray'ın sezon sonunda yani bundan 2 ay sonra olası bir İtalyan kulübünden gelecek teknik neticesinde bu 15'i cebine koyup üzerinde işte 15 daha falan bir şey koyup satmasıdır. Öyle büyük ticaret yapılmaz. Öyle bu anlaşma belli midir sence? Beni bozar. Ha? Bu anlaşma belli midir? Olabilir ama beni bozar büyük ticaret. Abi niye rahatsız olur musun bonuslarda? Efendim? Bonuslarda rahatsız olur musun? Niye rahatsız olayım? Bana çok şey geliyor yani. Boş geliyor. Aa, tenceresi neden? De pişirip kapağını da yemen lazım. Galatasaray'ın tenceresi son 16'sı şampiyonlar içerik neleri yok soru. Galatasaray bu sene şampiyonlar gruplarına kalabilecek mi? Kaç önemli olacak biliyor musun? Abi bir sene sonraki sene de olur. Fark etmiyor ki. Adama maaş vereceksin. Olacak tamam, sadece bu sene için geçerli olan bir şey değil bu yani. Sezon sonu satar gibi bence de yani. Ben sezon de öyle sonu düşünüyorum. Bu işten kurtulmak lazım. Yoksa Allah muhafaza sakatlık makatlık beni öyle şeyler tedirgin eder. Ben hayatımda 2 ya da 3 kere bankadan kredi aldım. Dördüncü ayını görmedi. Abi yıldız transferi ediyor musun radyoya? Ha? Radyoya yıldız transferi yapıyor musun? Peki. Hiç etmedim bugüne kadar. Yıldız çıkarırım ama diyorsun. Ajax. Yıldız üretirim. Ajax. Yıldız üretirim. Ajax lig radyo. Çünkü yıldızlı semalardaki Haşmet'in çok güzel bir şey olduğuna inanırım. Benim gönlüm de sarhoştur abi yıldızların altında. O zaman bu yıldızlarla birlikte. Mehtaba dalıp Veli ile sohbet etmek de herhalde eşi için çok iyidir. Ne yapayım? Orhun bir şey dedi. Kanala abone ol. O geyik muhabbeti var ya. Geyik değil, gerçek. Gerçek. Bak doğrular ve gerçekler abi. Gerçekten hakikaten yani. Yani doğrusu şu, Veli istemiyor. Gerçeği Veli yapmak zorunda. Hayır, daha fazla, daha fazla motive olmak istiyoruz. Daha fazla kendimizi vererek, ki öyle yapıyoruz zaten ama daha keyifli içerikler çıkartmak amacındayız ve daha da fazlasını yapacağız. Bunun için daha çok para çıkartacağız. Ben öyle bir şey düşünmüyorum. Onun için ne yapmak lazım abi? Kanala abone olmak daha lazım. Daha çok para kazanacağım, daha motive olacağım. Tabii öyle olacağım. Abi görünce motive oluyor. Yo, ben bana artı 55 bin, 56 bin, 57 bin. Reklamlar gelecek. Sponsorlar yani. Gelecek. Aboneler arttıkça motive oluyorum. Radyoya götürüyorum. Kesitler artacak. Ben onları radyoya götürüyorum. Abonelerin artması demek büyümek demek. Tabii kesitler. Büyüyerek büyümek istiyorsun yani. Hep birlikte büyüyelim. İzleyicilerimizi birlikte büyüyelim. Ben küçülerek büyüme taraftarıyım arkadaşlar. Ben de bu arada kesitleri bütün ekibimize Orhun. Valla kesitleri yapan ekibimiz. Çok güzel işler çıkıyor çok, ya. Çok keyif alıyorum ben de izlerken. Bu arada çok güzel tepkiler var. İzleyicilerimize de teşekkür yeni ederim. Yeni içeriklerimiz, yeni programlarımız da olacak yakın zaman. Yeni sezonda var mıyız? O yüzden varız. Yeni sezonda var bizim için her sezon yeni sezon abi.
Kanala abone olmazsanız seviniriz. Okumamış. Veli imza atmadı da. Abi okunmamış gazete yeni gazetedir gibi. Hoşçakalın o zaman. Görüşmek üzere.